Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz Belçika'ya, evime, salonuma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Size şöyle bir para ağacı şöleni göstereyim. Sevgili dostlar bu variegato olan, yani sunset olan. Hatta şuradaki yapraklarından da anlayabilirsiniz. Bakın şu tonlamasından. Geçen sene bahçedeydi bu ve gayet e, renkliydi fakat kışın gelmesiyle birlikte arkadaşlar ne yaptım? Para ağaçlarımı da içeriye aldım ve çok sağlıklı bir para ağacı arkadaşlar. Geçen sene birkaç kere de bakımlarını yapmıştım ve saksı değişiminden sonra nasıl büyüyüp geliştiğini sizlere videosunu çekmiştim. Arkadaşlar bakın saksı değişimlerini her mevsim yapabilirsiniz. Çünkü bunlar güçlü su kalentlerdendir ve zorla hani öldürürsünüz öyle söyleyeyim. Bunları öldürmek çok kolay değildir arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha var. Burası resmen para ağacı ormanı oldu arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bakın ne kadar salak, ne kadar pas parlak da renkleri var. Bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu ben Belçika'ya geldiğimde ilk aldığım sukulentimdir bu. Bunun da yaprak değişimleri var. Bakın tonlamaları var. Bunu Skarbek'teki Brico'dan almıştım fakat bakın bir saksıda kaç kök var. Burada birden fazla bonza ağacı var arkadaşlar. Bakın şu anda tam belki videoda çıkmıyor ama çok güzel, çok kocaman kocaman. Bakın bunun yaprakları biraz daha küçük, bununki de biraz daha büyük. Bu aslında cinsinden de olabilir, biraz da güneşlenme süresiyle de alakalı olabilir. Çünkü arkadaşlar ben bunları dikip bahçeme bırakıp hep Türkiye'ye gitmiştim. Ve Türkiye'den döndükten sonra da arkadaşlar böyle çok güzel serpildiklerini gördüm. Bunu da arkadaşlar yine Belçika'dan almıştım. Geçen senelerde Hollanda'dan, pardon, o kadar çok yerden bitki alıyorum ki, bunu Hollanda'daki seradan almıştım arkadaşlar. Hollanda'daki serada bunun çok çok büyükleri var. Geçenlerde Skolovostan da bana bir tane bundan hediye dal gelmişti. Onu da diktim ve burada da benim Lidl'dan geçen hafta aldığım şirek ağaçları. Bunların yaprakları arkadaşlar böyle benekli benekli. Ben Özellikle baktım acaba dedim hani ilaçtan dolayı mı böyle diye ama böyle bir elliyorum benekleri de gitmiyor elime de böyle tozumsu şeyler gelmiyor. Bunlar da arkadaşlar böyle bonsai şeklinde bayağı da büyük formlardalar. Size şöyle genel bir görüntü alayım. Buradan çekime başladım aslında ben siz arkadaşlar yardımda piniden geçenlerde ilk parti almış oldum ve dün de dikimini yapmış oldum. Diğer türlerim vardı. Bakın bunlar arkadaşlar diktim ve salonumun camında konumlandırıyorum. Ara ara zaten bu camları hep açıp havalandırıyorum arkadaşlar. Evimi de havalandırıyorum. Burasını da havalandırıyorum. Şöyle de yandan bir genel çekim alayım size. Bunları buraya diktim çünkü bunlar benim için çok farklı göründü gözüme daha doğrusu öyle söyleyeyim. Böyle güzel güzel renklenmeleri, tonlanmaları benim çok hoşuma gitmişti. Yani yardım Dapini'den İlk satın almış olduğum sukulentlerden de hatta bundan arkadaşlar dünkü videomda hediye olarak çıkmıştı. Bir tanesi daha çünkü 4 tane de hediye koymuştu bana. Alışveriş yaptığınız duruma göre arkadaşlar hediye adetleri ve miktarları değişebiliyor. Bunu çok seviyorum mesela turuncu tonlarda. Şu da tatlı çok değişik bir tür arkadaşlar. Çok tontiş çok, çok da ciciş bir tür. Şimdi e, videonun kalan kısmına garajdaki türlerden de devam edeceğim. Fakat size göstermek istediğim bir şirek ağacım daha var. Bu şirek ağacını da alalı bir hayli oldu. E, ve onu da arkadaşlar zirayı onlardan korumak için evin içine almıştım. Bakın ne kadar farklı bir yaprak yapısı var. Bunlara hobbit de diyorlar arkadaşlar. Biz şirek diyoruz ama e, Hollanda'daki serada buna hobbit dedi. Sera sahibi öyle de söylemek istiyorum size. Size bir de şey göstereceğim arkadaşlar. Bir tane kaktüsümü göstereyim. Aa, Bu arada gözüme bir şey ilişti. Onu da şimdi çekeceğim size. Bakın benim şu çok beğendiğim bir kaktüsüm var. Kağıt kaktüsün dev boyutu arkadaşlar. Bu da üstten bakın iki tane yavru vermeye başladı. Yani şu ve şu. Ben içeriye aldıktan sonra bu kaktüsümü de çok seviyorum arkadaşlar. Dibindeki bu taş kaktüsler beni içeriye aldıktan sonra biraz bozulma gösterdi. Ama sıkıntı değil taş kaktüsler yine alınır yine yerine konur. Bakar mısınız şu bebişlerin tatlışlığına, tontişliğine. Size ne göstereceğim bakın arkadaşlar. Benim Huriye'den gelen kalanşolarım vardı ya. Bakın kalanşom uçlarından bebişler vermeye başladı Huriye. İnşallah bu videomu izlerken sen de göreceksin. Bak senin gönderdiğin kalanşo bana bebişler veriyor. Evet bu da özel bir kalanşo. Huriye'nin bana gönderdiği arkadaşlar. Ee, şimdi e, yavaş yavaş çekimin diğer kısmına bakalım. Ha burada iki tane de kirpi var arkadaşlar. Ee, kirpileri de e, ben e, buraya dekor için ekmiştim ama birini Emine anneme göndereceğim. Çünkü onunla geçen telefonda görüştük. Dedi Nilferciğim ben de hiçbir şey yok kalmadı gönder. E, bunu da Nurcan'a vereceğim. Çünkü Nurcan bunları çok seviyormuş. Onun da kalmamış arkadaşlar. Ve Size iki tane de kaktüsümü göstereyim. Bu kaktüslerim arkadaşlar ben geçen hafta aldım. Çok hoşuma gitti bu kaktüsler. Çok da farklı değişik görüntüleri var. Bakın görüyorsunuz dolu dolu formlardalar ve e, filizler de geliyor yerinden. İnşallah bunlar çiçek de açarlar arkadaşlar. Hep birlikte çiçek açtıklarını da görürüz. Bunları da geçen hafta ben e, nereden almıştım? Aldi'den. Benim buradaki Aldi'den almıştım. Ve onları da burada yavaş yavaş büyütmeye başladım. Evet bakın benim bu güzel harika muhteşem kaktüsüm buradan bir bebek veriyor. Bunun sebebine gelince biliyorsunuz bahçedeydi zırayı donda bahçede don örtüsünün altında hiçbir şey olmadı arkadaşlar ve sıcak ortamı alınca da ne yaptı buradan yavrulamaya başladı tabii ki. E, bu arada benim Emin annemden gelen atlastırımı da arkadaşlar burada köklendirmeye çalışıyorum. Tabi görüntüyü netleyebilirsem. Evet. E, burası da böyle şöyle size bir görüntü alayım. Garaja geçeceğim. Garajdan arkadaşlar size e, o yeni aldığım türleri de göstermek istiyorum. Bu arada Emin annemden gelen diğer atlasları da arkadaşlar burada köklendirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz yaklaşık bir aydan fazla kargoda beklemiştiler. Bakın. Ee, bu uh, benim e, neydi? Kalan şu burada. Yine alacalı kaynana topuzu, ekinopsis oxygona burada arkadaşlar. Bu şekilde kurum altına almaya çalışıyorum çünkü malum kış bakın. Bunlar da burada böyle tatlış tatlış büyüyorlar. Evet artık garaja geçelim değil mi? Evet şimdi garaja geçtik. Size burada göstermek istediğim bazı türler var. Dünkü videomda bahsettim. Şimdi şöyle gidersek burada benim arkadaşlar Lidl'dan almış oldum. Neydi? Ekeveria Gibiflora olarak geçiyor ama e, hani ben etiketlerdeki isimlerine bakıyorum. Bazen etiketlerde yanılmalarda olabiliyor ve arkadaşlar bakın bu Pakiveria'dan da aldım. Ee, bu, bu nereden? Ee, bu da aa, dur bakayım, lidlla Aldiden aldım. Ee, bu da Aldiden arkadaşlar, Aldi. Bu da Aldiden. Bunlar böyle saksısıyla arkadaşlar satılıyor, böyle dekoratif saksılarıyla. Lidl'larda yoktu arkadaşlar, onlar bu şekildeydi. Ee, bunu da yine ıı, şu ıı, şilek ağacında, nucancım istedi kendime de almıştım ona da aldım bir saksı ama bakın arkadaşlar kocaman kocaman saksılar halindeler. Arkadaki de benim şu güzel saksı. Bu saksıma bayılıyorum, bayılıyorum. Şimdi yine arkadaşlar benim nereden? Aldi'den aldım. Perlefon Numbert'lerden bir tanesi. Bu da bundan ucancımı aldım. Bu bu, bu resip de arkadaşlar. Bakın bunlar kocaman kocaman dolu dolu saksılar ve e, öyle küçük küçük Ebatlarda değiller. Şimdi size bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Bu da Resipsalis. Bakın bu da dolu dolu bir saksı. Bir de şu porporsiyum var ya arkadaşlar. Bunun kristatını buldum. Bunun kristatını tabii ki kendime aldım. Çünkü bunu görür görmez bizim buradaki aldilerde hemen aldım. Bu iki Pollux da Nurcan'cığımın. Bunlar da böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz seramik saksılarda ve Fiyatları da 2.79 ile 2.99 arasında değişen fiyatları var tabi. Şimdi size yavaş yavaş diğer aldıklarımı da göstereyim. Çünkü çok aldım arkadaşlar bakın. Çünkü Emin Anne'ye aldım, Nurcan'ı aldım, kendime aldım. Bunlar arkadaşlar turuncu renk alıyor. Onu da söyleyeyim. Turuncu, aldıkları iç, turuncu renk aldıkları için de çok güzel görselliği oluyor. Ve ben arkadaşlar aslında... Videomda size gösterdim bunları. Yani bir önceki videomda gösterdim. Bununla birlikte bu videomda da tekrar göstermek istedim. Bakınız tekrardan bunlardan da... Al yani aynısı aslında az önceki gösterdiklerim ama sadece benim yok. Diğer sevgili dostlarımın da var. Yine Nurcan'la Emin Anne'nin kalan şu floralları Ve değerli arkadaşlar şuraya doğru gideceğim şimdi. Ee, yine neler aldığımı göstereyim size. Bakın. Perlefon Nürnbergler ve e, şu arkadaşlar. Bunu da Nurcan'a aldım. Bu da çok güzel. Dolu dolu bir saksı. Nurcan böylelerini çok seviyor. Bakın Perlefon Nürnbergler. Bunlar çok büyük arkadaşlar. En az 18 santim çapındaki Perlefon Nürnbergler. E, bir de arkadaşlar kendime e, çok gelmemişti. 2 saksı kadar da Purple Pearl'e benzettim ben bunu. Almışken de kaçırmak istemedim. Ancak bana kadar vardı o yüzden şey yapamadım. Ne derler ona? Çok alamadım. Ve bu şekilde alışverişimi tamamlamak istedim. Ama arkadaşlar bakar mısınız şunun renk tonlamalarına? Yani değişebiliyor bu renk tonlamaları. Görmüşken de almak istedim. Ne bileyim belki dedim yanında farklı bir çaprazlama olmuştur. Türü değişmiştir gibi gibi böyle bir umutlarla aldım. Bir tane daha almıştım bundan arkadaşlar. Dediğim gibi bunları kendime, Emin Anne'ye ve Nurcan için almıştım ve size de böyle bir videosunu çekmek istedim. Genel bir videosunu çekmek istedim. Aslında sizler dün e, genel bir video daha doğrusu özet bir video izlediğiniz uzun bir videomdu. Burada da bu yeni, almış olduklarımı da size göstermek istedim. Çünkü bunların e, hani videomda bahsettim e, neler aldığıma dair. Böyle de yakından da bir görüntüsünü almak istedim. Bunları arkadaşlar Nurcan oğlunu tip aldıracak benden. Emin anneye de kargolayacağım. Bakar mısınız? Ne kadar birbirlerine benzemelerine rağmen. Bakın bu Red Ruby. Bakın şunun rengine, şunun muhteşemliğine. Bu da Perlefon Nürnberg. Bakın. Bu da ne Bu da purple. Pör. Bakın ne kadar farklı farklı. Harbisem hiç bilmeyen için sukulent aman hepsi aynı dersiniz ama hiç de aynı değil arkadaşlar. Çok çok farklı farklı. Bakın benim garajımda trompetlerim renklendi arkadaşlar. Renkleri daha da arttı. Daha da güzelleştiler gibi sanki. Bana mı öyle geliyor? Sizler de izliyorsunuz videolarımı. Sizler de bir bakın bakalım daha mı renklenmişler. Ne olmuşlar diyelim. Bakın benim Douglas'ım arkadaşlar. Douglas'ım da burada bu şekilde sağlam bir şekilde büyüyor diyelim. Bu benim arkadaşlar Richardson. Mr. Richardson. Bu Normali arkadaşlar. Şurada da dün de size dikmiş olduğum, daha doğrusu ben dikimini dün yaptım ama videosunu bir sonraki gün çekiyorum bunun videosunu daha doğrusu. Dün dediğime bakmayın sizler zaten birkaç gün önceden izlemiş oluyorsunuz. Bu da veriagata türü. Bakın arada ne kadar fark var. Ve arkadaşlar sukulentlerle olan yolculuğumuz umarım böyle güzel bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bakın bu da Almanya'dan Hatice ablanın gönderdiği. Neydi? Elegans'tı. Size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bakın benim şu Santarita'mın renklenmesine bakar mısınız? Netlemeyi de çalışıyorum şimdi size. Şunun renklerine, şunun güzelliğine. Yahu sanki böyle elinize almışsınız boyayı dökmüşsünüz, dökmüşsünüz. Böyle batik batik desenler oluşmuş. Yani muhteşem güzel bir kaktüs arkadaşlar. Bu kaktüsümle videomu sonlandırmak istiyorum. Çünkü içeriye gireceğim, temizliğimi yapacağım. Malum benim de ev işlerim oluyor ve değerli arkadaşlar şu kaktüsümün rengi gibi hayatınızda hep sizi mutlu eden durumlar, sürprizler olsun. Ve değerli arkadaşlar iyilik yapanlarınız bol olsun. Yapmış olduğunuz her iyiliğin karşılığını anlayan ve size her iyilik yaptığınızda dua eden ve Yanınızda olan destekçileriniz olsun ve değerli arkadaşlar her zaman ne diyorum iyilik yapanlarınız bol olsun kendiniz için bir şey yapın hoşçakalın.